Meta'nın devlet düzeni ve askeri sistemde yaptığı yenilikler ve düzenlemeler hiç değiştirilmeden kendisinden sonra gelen bütün Türk devletleri ve toplulukları tarafından kullanılmıştır. Mete, disiplinli bir ordu elde etmek amacıyla katı kurallar koymuş ve birliklerinin bağlılığını ölçmek için inanılması güç sınavlar verdirtmiştir. Örneğin Mete okunu nereye atarsa askerleri de oklarını oraya atmaya mecburdur. Yine bir gün ordusuna hedefe çevirme talimi yaptırırken okunu en sevdiği atına çevirir. Askerlerinden bazıları tereddüt eder ve oklarını Metehan'ın atının üzerine doğrultmazlar. Bunun üzerine Metehan hemen okunu tereddüt eden askerlerin üzerine çevirir. Bunu gören diğer okçular hemen nişan alıp tereddüt eden diğer askerleri öldürmüşlerdir. Metehan Çin Seddi'ni aşabilen ilk Türk hükümdar olarak tarihe geçer.